Türkiye'nin en büyük, ikinci büyük şirketi Petrol Ofisi'nin pazarlama direktörü Beril Alakoç'la birlikteyiz bugün kendisiyle. Görüşeceğiz ve iş kadını olmak ne demek, iş kadınlarının yaşadığı sorunlar neler hep birlikte değerlendireceğiz. Merhaba Beril Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Çok iyiyim ben, teşekkürler siz. İyiyim ben de, sağ olun. Çok da iyi görünüyorsunuz. Ben hemen ilk soruma geçeceğim sizi tanımayan için. Biraz tanıtalım istiyorum. Hani eğitiminiz, kariyeriniz nasıl ilerledi? Biraz bahseder misiniz? Tabii, 1974 doğumluyum ben. Ankara'da doğdum. Sonra yaklaşık 10 yaşındaydım. Biz Mersin'e taşındık. Ataş rafinerisinde, hatta babam mobilde çalışıyordu o zaman. O zamandan bir akaryakıtçı şeyi de varmış yani bizim ailede. Annem babam hep bu sektörün içindeydi çocukluğumda. Mersin'den sonra da İstanbul'a taşındık. Oradan da ben üniversite eğitimimi ve master eğitimimi İngiltere'de tamamladım. Ekonomi üzerine eğitimimi tamamladım. Üzerine de master'ımı pazarlama alanında yaptım. Hatta o dönemler pazarlamanın böyle 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. Pazarlama çok daha yeni yeni böyle stratejik önemi fark edilmiş bir daldı. Pazarlamanın üniversitelerde özel olarak master programları falan da çok çok nadir bulunuyordu. Türkiye'de yoktu bile hatta. Ben o yüzden hani pazarlama alanında master yapmak için bir okul seçip İngiltere'de kaldım. Veri tabanı üzerine de tezimi de yazdım. O zamanlar çok heyecan vericiydi. Oradan da döner dönmez hiç ara vermeden Unilever'e girdim. Unilever'de tabii ki o bir pazarlama okulu denir hep. Her öğrencinin hayal ettiği bir yerde girmek için, hala daha da öyle. 19 senede Unilever'de çalıştım. Çok çeşitli pozisyonlarda, işte ev temizlik, kişisel bakım ve gıda kategorilerinde çok çeşitli markalarda çalıştım. Hatta 3 senelik de bir Dubai'de bir yöneticilik pozisyonum var. Bölgesel yöneticilik pozisyonum var. Oradan da döndükten sonra Unilever'de yine direktörlük pozisyonlarında bulundum. Ve sonra 2017'nin Aralık ayında Petrol Ofisi'ne enteresan bir geçiş yapmış oldum, enerji sektörüne. Herhalde ailemiz açısından bir öze dönüş oldu. Benim açımdan da çok değişik bir, farklı bir alanda, farklı bir sektörde hem kendi birikimlerimi aktarabileceğim hem de çok çok yeni açılımlarla kendimi geliştirebileceğim bir sektöre geçiş yapmış oldum. Çok güzel. Peki şimdi tabii bilmeyenler olabilir. Hani bir pazarlama direktörü ne yapar? Bunu sormam gerekiyor. Birazcık böyle yaptığınız işleri küçücük, kısacık da olsa tanımlar mısınız? Pazarlama direktörü ne yapar? Valla hep bu dışarıdan şey gibi görülür, çok da bilmeyenler bizi böyle reklam çeken yaratıcı arkadaşlar olarak tanırlar. Çok da yanlış da değil ama bayağı eksik. Biz tabii ki yaratıcıyız ama pazarlamanın temel görevi marka sağlığını ve dolayısıyla şirketin karlı olarak büyümesine giden yolda stratejik adımların şimdiden atılmasını sağlamaktır. Biz bugünleri değil yarınları hep düşünürüz. Yarınlar için bugünden yapılacak stratejik yatırımları konuşur, dizayn ederiz. Bu anlamda şirket içerisinde pazarlama bugün ve yarının arasındaki dengeyi korumada, hani özellikle yönetim seviyesinde bu dengeyi korumada çok önemli bir rol oynar. Marka sağlığı açısından da bunları veriye dayalı olarak ciddi analizler yaparak, business analytics'iz, iş analitiklerine özellikle dikkat ederek, müşteri beklentilerini takip ederek, marka sağlığını kuvvetlendirmek için neleri takip etmeliyiz, o takip ettiğimiz yerlerde nerelerde zayıfız, nerelerde kuvvetliyiz, rekabet ne durumda, müşteri beklentileri ne durumda, bunları ve pazar gidişatı ne durumda, trendler ne yönüne doğru ilerliyor. Bu trendler hem sektör trendleri olabilir, hem de iletişim trendleri olabilir. Yani akaryakıt sektörü gelecekte şöyle şöyle olacaktır.
Ama işte hani iletişim sektöründe de mecralar işte televizyondan dijitale kayıyordur. İşte farklı iletişim teknikleri gerektirir vesaire. Bunların hepsini harmanlayıp uzun, orta ve uzun vadeli iletişimler ne denir, projeler dizayn ederler. Ama bugün içinde satışa destek olan mutlaka aktiviteler, promosyonlar vesairelerde onlar zaten her günün işleri. Onlar da yapılıyor tabii ki. Pazarlamanın esas şeyleri bu. Uzun vadeli, dediğim gibi, şirketin büyümesi için gerekli adımları dizayn eden stratejik bir departman diyebiliriz. Bayağı stratejik bir departman yani. Hani saydıklarınıza baktığınız zaman resmen şirketlerin amiral gemisi. Yani neredeyse şirketin. Bütün şirketin bütün departmanlarıyla iletişim içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Yani kendi kendimize ay reklam yaptım, televizyona koydum, hadi artık işim bitti gibi değil. Bütün şirketi aynı strateji çerçevesinde peşinden sürüklemek, her kademede, her bölümde aynı şeylerin konuşuluyor olmasından emin olmak, şirketin motivasyonunu yüksek tutmaktan da sorumluyuz. Yani bir lansman yaptığım zaman ben hiçbir zaman onu sadece son kullanıcıya yapmıyorum. Şirket içerisinde de o lansmanı mesela yaptığım zaman şirket çalışanları her seviyede heyecanlanıp aslında o şirkete de daha bağlanıyorlar. Bu insan kaynaklarıyla mesela çok yakın çalışırız. İşveren markasına özellikle yatırım yapmak için beraber onlarla da çok çalışırız. Dolayısıyla genel olarak hani o pozitif havayı, şirket bağlılığına çok faydamız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel çalışmalar. Peki bu bütün çalışmaların içinde